Evet, merhaba arkadaşlar. Çöz Kazan 20'li AYT denemelerimizin 6. denemesini çözmeye başlayabiliriz. Soru 1. X ve Y pozitif tam sayıları için 8 ile Y'nin EBOB'u X olarak verilmiş. Demiş ki Y çift sayı ise X de çifttir demiş. Örneğin Y'yi mesela 4 olarak düşünün arkadaşlar. 8 ile 4'ün EBOB'u arkadaşlar bakın 8'in içinde 2 çarpanı var. Y'nin de içinde 2 çarpanı olduğu için X'in de içinde mutlaka 2 çarpanı olması lazım. Çünkü EBOB ortak bölenlerin en büyüğü demektir arkadaşlar. Zaten 8'e 4'ün EBOB'unun 4 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. 8 ile 6 alın. Bunun da EBOB'unun 2 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yani mutlaka Y çift sayı olduğunda X de çift olacak. Y asal sayısı x tektir. Burada sadece şu durum için doğru olmuyor arkadaşlar. Bakın y'yi 2 alırsanız 8 ile 2'nin EBOB'u 2 olduğu için x çift oluyor. Diğer durumlarda tek oluyor arkadaşlar. O yüzden bu daima doğru değildir. Y tek sayı ise bakın y tek sayı 8 çift sayı. Tek sayı ile çift sayının EBOB'u arkadaşlar ortak çarpanı sadece 1'dir. O yüzden X de buradan 1 olur. Yani doğrudur. Doğru cevap 1 ve 3'ten Ceyhan gelir. Evet soru 2. Bir ifade verilmiş. X eksi kök içinde X kare artı 1 A'ya eşitmiş. Buna göre kök içinde X artı X kare artı 1 ifadesinin A türünden değeri sorulmuş. Bakın ben buna B diyeceğim. O zaman X eksi X kare artı 1 ile X artı X kare artı 1'i çarptığında A çarpı B'ye eşit olacak arkadaşlar. Bu da bakın 2 kare farkından birincinin karesi X kare eksi ikincinin karesi burada da kök var. Kök gidecek arkadaşlar. X kare artı 1 olacak. A çarpı B'ye eşit. Bunu dağıttığımda X kare eksi X kare eksi 1 eşittir A çarpı B'den. Bakın X kareler gidecek. Eksi 1 eşittir A çarpı B'den. B'yi yalnız bırakırsak B eksi 1 bölü A yani Edirne gelecek. Evet soru 3. Rakamları ardışık sayılardan oluşan 4 basamaklı doğal sayılar yazılacaktır diyor. Buna göre kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar burada tabi olası durumları düşüneceğiz. Bakın 0, 1, 2, 3. Bunun dışında 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 başka da olmayacak arkadaşlar. Şimdi bakın şu durum hariç mesela 1, 2, 3, 4 sayılarıyla kaç tane sayı yazılabilir dersek arkadaşlar bunun cevabı nedir? 4 faktöriyeldir. 1, 2, 3, 4, 5 burada arkadaşlar 5 durum var 4 faktöriyel çarpı 5 gelecek. Artı şimdi 0, 1, 2, 3 sayılarıyla bakın bunu ta kutu yaptığımızda şimdi başa 0 gelemeyeceği için geriye 3 durum kalacak. Sonra buradakini burada kullanamayacağız ama burada 0 kullanabileceğimiz için yine 3 durum. Sonra bu 2 sayıyı kullanamayacağımız için geriye 2 durum ve en son 1 durumdan 9 buradan 18 durum gelecek arkadaşlar. Yani artı 18 diyeceğiz. Buradan da rakamları ardışık sayılardan oluşan 4 basamaklı doğal sayılar. 4 faktöriyel 24. Burada arkadaşlar pardon şurası 6 olacak. 24 çarpı 6 144. 144 ile 18'i topladığımızda cevap 162 yani Edirne gelecek. Evet soru 4. X kare eksi kx artı x artı 16 denklemi için k eksi 7 ve k 9 ise denklemin çakışık iki gerçek kökü vardır demiş. Bakalım k yerine eksi 7 yazdığımızda arkadaşlar x kare artı 7x artı x artı 16 eşittir 0'dan. Bakın burası 8x bu da x artı 4'ün karesi gelir. Buradan arkadaşlar x sadece eksi 4'tür yani çakışık iki kök demektir. K yerine 9 yazarsak x kare eksi 9x artı x artı 16 eşittir 0'dan. Burada eksi 8x'tir. Bu da arkadaşlar x eksi 4'ün karesi
gelir. Buradan da x eşittir 4, yani çift katlı kök demektir. Çakışık kökte anlamına gelir. Bu da doğru. Eksi 7 ile 9 arasında. Örneğin arkadaşlar, mesela k yerine 0 aldığımızı düşünelim. Ya da bakın, aslında bu ifade, şimdi diyebilirsiniz 0 için sağladı, diğerleri için sağlayıp sağlamadığını nereden anlayacağız? Şöyle yapalım. Bakın x parantezini aldığımızda 1 eksi k artı 16 gelecek. Şimdi bunun deltası arkadaşlar 1 eksi k'nın karesi eksi 4 çarpı 16'dan 64 gelecek. Şimdi gerçek kökünün olmaması için 1 eksi k'nın karesinin 64'ten çıkardığımızda 0'dan küçük olması gerekir. Burada 1 eksi k'nın karesi 64'ten küçük. O zaman 8'den, eksi 8'den büyük, artı 8'den küçük olacak. Bunu attık. Eksi 9, attık 7. Eksi ile çarptığımızda yön değişir. K eksi 7 ile 9 arasında delta 0'dan küçük olduğu için gerçek kök yoktur. Bu da doğru arkadaşlar. K eksi 7'den büyük, küçük veya K 9'dan büyük ise denklemin birbirinden farklı iki gerçek kökü vardır. Evet arkadaşlar, bakın eksi 7 ve 9 olduğunda çakışık iki kök. Bu aralıkta gerçek kökü yok. Demek ki bu aralıklar dışında o zaman iki farklı gerçek kökü vardır. 3 de doğru. Yani doğru cevap Edirne. Soru 5. Tepe noktası 3'e 4 olan fx parabolü çizilmiştir. Buna göre f6 artı f eksi 4 bölü f10 değeri kaçtır demiş. Şimdi bakın tepe noktasını verdiği için buradan arkadaşlar fx a çarpı tepe noktası 3'e 4 olduğu için x eksi 3'ün karesi artı 4 gelir. Bakın bu nokta 0'a eksi 7. X yerine 0 yazdığımda eksi 7'ye eşit olacak. 0 yazdım. 9a artı 4'ten 9a eksi 11. A da buradan eksi 11 bölü 9 gelecek arkadaşlar. Şimdi f6 x yerine 6 koyduğumda 6 eksi 3, 3'ün karesi 9a artı 4 gelecek arkadaşlar. Artı x yerine eksi 4 yazarsam eksi 4 eksi 3, 7, 7'nin karesi 49a artı 4 bölü x yerine 10 yazarsam 10 eksi 3, 7, 7'nin karesi, bu da 49a artı 4 yapacak. Bakın bunlar 1 olacak. Buradan da 9a artı 4 artı 1 gelecek. Gerçi arkadaşlar bakın 9a artı 4 zaten eksi 7 idi. Eksi 7 artı 1'den de cevap eksi 6, yani Bursa gelir. Evet, soru 6. 6 seçenekli bir anket hazırlanacaktır diyor arkadaşlar. Uğur öğretmen hazırlayacağı bu anketi 3 veya 4 soruluk olacak şekilde hazırlamayı planlıyor. Cevap anahtarı oluştururken aynı doğrunun seçeneğinin ard arda gelmesini istemeyen Uğur öğretmen kaç farklı cevap anahtarı oluşturabilir diyor. Şimdi arkadaşlar 3 soruluk bir anket hazırlasa, şimdi birinci sorunun 6 seçenekten herhangi biri olacağı için 6 farklı durum gelir. İkinci soru için arkadaşlar ilk seçeneği, ilk sorudaki seçeneği kullanamayacağı için 5 farklı durum gelir. Üçüncü soru için bir önceki seçeneği kullanamayacak ama birinci sorudaki seçeneği kullanabileceği için tekrar 5 durum gelir arkadaşlar. Dördüncü soru, 4 soruluk anket yapsa yine bakın 6, 5, 5. Yine bakın dördüncü soru için üçüncü sorudaki seçeneği kullanamaz ama 1 ve 2'deki seçeneği kullanabileceği için yine 5 ihtimali olacak. Ve bunları ne yapacağız? Toplayacağız arkadaşlar. Burası 150 geliyor. Bu da 750 yapıyor. Bunu topladığınız zaman 900'dür. Bu da arkadaşlar 30'un karesine karşılık geleceği için doğru cevap Bursa gelir. Evet, soru 7. 1, 2, 3 ve 4 ile numaralandırılmış 4 karton 2 torbaya, tüm kartonlar kullanılacak ve torbalar boş kalmayacak şekilde rastgele koyuluyor demiş. Şimdi 1 numaralı torba diyelim, bir de 2 numaralı torba diyelim arkadaşlar. Şimdi ben 1 numaralı torbaya bu 4 tane kartondan şimdi boş kalmayacağına göre herhangi birini koyacağım. O da 4'ün birlisidir. Geri kalanını mecburen ikinci torbaya koyacağım. Artı buraya 2 torba koyarsam 4 taneden 2 tane karton koyarsam 4 taneden 2 tane karton seçerim. Geriye kalan 2 kartonu ikinci torbaya koyarım. Artı
3 tane karton koyacaksam 4 taneden 3 tanesini seçerim. Geri kalanını ikinci torbaya koyarım arkadaşlar. Yani tüm durum ne oldu? Bunları hesapladığımızda bu tüm durum olur arkadaşlar. Şimdi diyor ki torbalardaki kartonların üzerinde yazılı sayıların toplamının aynı olma olasılığı. Bakın arkadaşlar bu da şöyle mümkün olacak. Diyelim birinci torbada 1 ve 4 numaralı kartonlar varsa ikinci torbada 2 ve 3 numaralı kartonlar olacak. Toplamı 5. Ya da tam tersi, yani 2 ve 3 numaralı kartonlar burada, 1 ve 4 numaralı kartonlar burada olacak. Yani buradan da 2 durum gelecek arkadaşlar. İstenilen. O zaman istenilen bölü tüm durumdan cevap 1 bölü 7, yani Adana gelecek. Soru 8. 4x eksi 2'nin 5. kuvveti. X'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında diyor arkadaşlar. Bakın onu şöyle açıyoruz. 5'in r'lisi çarpı 4x'in 5 eksi r'inci kuvveti çarpı eksi 2'nin r'inci kuvveti şeklinde açıyoruz arkadaşlar. Şimdi sabit terim için x yerine burada ne koymamız lazım? Aslında x yerine 0 koymamız lazım. X yerine 0 koyarsak 4 çarpı 0 0 eksi 2'den eksi 2'nin 5. kuvveti, bu da eksi 32'dir. Yani doğrudur arkadaşlar. Katsayılar toplamı için x yerine 1 yazılır. X yerine 1 yazarsak 4 eksi 2'nin 5. kuvvetinden 32 gelir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi x kareli terimi bulmak için bakın buradan hareket edeceğiz. Buradan x'in kuvvetinin 2 olması için r'nin 3 olması gerekir arkadaşlar. O zaman 5'in üçlü kombinasyonu 4x'in karesi çarpı eksi 2'nin 3. kuvveti gelir. 5'in üçlüsü 5 çarpı 4 bölü 2. 16x kare, bir de eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8 gelir. Bakın buradan sadeleştirdiğimizde 5 çarpı 2 10, 160 eksi 1280 gelir arkadaşlar. Halbuki 1280 demiş. O yüzden bu ifade yanlıştır. Yani doğru cevap 1 ve 2'den Bursa gelir. Evet, soru 9. Bir sınıfta 23 öğrencinin ağırlıklarının kişi sayısına göre dağılımı verilmiştir diyor. Buna göre bu verilerin oluşturduğu sayı dizisinin modu ve medyanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar mod en çok tekrar eden. Bakıyoruz burada en çok tekrar eden, yani kişi sayısı en çok olan 5. Yani o da hangi ağırlık? 60. Demek ki modu 60 arkadaşlar. O yüzden buradan C ve D şıklarını eliyoruz. Medyan da arkadaşlar ortanca terimdir. Şimdi bakın burada 3, 4, 7, 12, 15, 16, 20, 21, 23 tane terim var arkadaşlar. 23 terimde ortanca terim, bak şöyle yapalım, 11 tane burada, 11 tane burada olacak arkadaşlar. 22 ortanca terim, bakın burası olacak. O da arkadaşlar 12. terim olacak, ortanca terim. Şimdi 12. terim, tabii küçükten başlayarak yapacağım. Şimdi küçük 56. 3 tane 56 gelecek. 4 tane 58 gelecek. Burası ne yaptı? 7 terim yaptı arkadaşlar. 12. terim için 5 terim daha lazım. Bakın ondan sonraki sayı 60. Zaten 5 terim direkt 60 ağırlığıyla karşılanıyor. Yani 12. terim arkadaşlar direkt ağırlığı 60 kilogram olandır. Yani medyanı da 60'tır. O yüzden doğru cevap Adana. Evet, soru 10 arkadaşlar. Bir parçalı fonksiyon tanımlanmış. Tek fonksiyon demiş. Buna göre a çarpı b nedir? Şimdi tek fonksiyonsa arkadaşlar, bakın burada özel değerlerden gidelim. Tek fonksiyonsa mesela f1 neye eşittir? Eksi f eksi 1'e eşittir arkadaşlar. Şimdi f1'e bakalım. X yerine 1 koyduğumuzda a eksi 3 artı 7 olacak.
F eksi 1'e bakalım. Başında eksi var tabii. Eksi 1'i de buradan yazacağız. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1. Buradan eksi 5. Eksi 1 eksi artı gelecek. Buradan arkadaşlar düzenlersek A artı 4. Eksi 7. 7 eksi B'den A artı B 11 olacak arkadaşlar. Bir de F2'ye bakalım. F2 de arkadaşlar eksi F eksi 2'ye eşit olacak. F2 2 koyarsak 8 çarpı A eksi 3 olacak. Eşittir eksi. Burada eksi 2 yazarsak eksi 2'nin kübü eksi 8 eksi 40. Buradan da artı 2B eksi 4 gelecek. Bunu da düzenlersek 8A eksi 24 eksi 44. 44 eksi 2B'den 8A artı 2B 68 olacak. 2'ye böldüğümüzde de 4A artı B 34 gelecek arkadaşlar. Bunu da altına yazalım. Şimdi şöyle istiyorsanız bir tekrar kontrol edelim işlemlerimizi. Bakın F2 X yerine 2 koyduk. 8 çarpı A eksi 3. Evet arkadaşlar şurada bakın bir artı 14'ümüz daha olacak. Orayı kaçırdık. Buradan eksi 10. Eksi 10 bu tarafa attık. Burası 54 oldu arkadaşlar. 2'ye böldüğümüzde de burası ne gelecek? 27 gelecek. Evet. 4A artı B'de buradan 27 yapacak arkadaşlar. Son bir kez daha kontrol edelim. 2 koyduk. Artı 14. 8A eksi 24. 8A eksi 10. Eksi 2 yazarsak eksi 40. Eksi 40. Eksi 2 yazdık. Artı 2'den 2B eksi 4. 2B 44 eksi 2B gelecek. Arkadaşlar buradan eksi 10 artı 10 54. 2'ye böldük. 4 artı B 27 geldi. Şimdi buradan taraf tarafa çıkardığımızda 3A eşittir. Arkadaşlar 16 gelecek. A buradan 16 bölü 3 olacak. Evet soru 11. Yukarıda oyuncak bir trenin yol aldı. Raylı yol çizilmiştir diyor. Her bir aralık bir birimmiş. İlk başta tren C noktasındaymış. Her saniyede saat yönünde 3 birim yol alırsa 395 saniye sonra hangi noktada olur diyor arkadaşlar. Şimdi her saniyede 3 birim yol alırsa arkadaşlar 395 saniyede 395 çarpı 3'ten 1185 birim yol alır. Arkadaşlar bakın şimdi kaç aralık var? 5 aralık. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Her 5 birimde tekrar C'ye gelmiş olur arkadaşlar bu. O yüzden 1185'i bakın 5'e böldüğümüzde kat tam bölünüyor. Son basamak 5'in katı olduğu için. Yani 0 veya 5 olduğu için. Burada 5 zaten. Ve kalan ne gelecek? 0 olacak arkadaşlar. 0 olduğu için o zaman tekrar C'ye gelmiş olacak. Yani doğru cevap C. Evet soru 12. Px artı 3 polinomunun 2x kare artı 2x artı 2 ile bölümünden bölümü qx eksi 2 ve kalan x artı 1'miş arkadaşlar. O zaman yazalım. Px artı 3 eşittir 2x kare artı 2x artı 2 çarpı qx eksi 2 artı x artı 1 olacak. Qx artı 2 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan. Bakın bunu 0'a eşitlediğimizde x eşittir 1. Burada yerine yazdığımızda şöyle bir bilgiye ulaşacağız. Q3 arkadaşlar 2 olacak. Şimdi elimizde bu var. Bizden ne istiyor? Bu polinomun x eksi 7 ile bölümünden kalan. Bunu 0'a eşitlediğimizde x eşittir 7. Burada yazarsak yerine ne istiyor arkadaşlar? P8'i istiyor bizden. Şimdi bakın burada P8'i yakalamak için x yerine 5 yazarsak
P8 eşittir. 5'in karesi 25. 50 artı 10 artı 2 çarpı 5 yazdık. Q3 artı 5 artı 1'den 6 geldi arkadaşlar. Buradan da 62 çarpı Q3 2 idi. Artı 6. 124 ile 6'yı toplarsak cevap 130, yani Ceyhan gelir. Evet, soru 13, bir karmaşık sayı sorusu. 2 eksi i bölü 2 artı i artı 1 bölü z eşittir 2 eksi i ise reel ve imajiner kısımları nedir demiş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın 1 bölü z eşittir 2 eksi i eksi 2 eksi i bölü 2 artı i olacak arkadaşlar. Buradan bak şöyle payda eşitleme yaptığımız zaman 1 bölü z 2 eksi i ile 2 artı i çarpacağız arkadaşlar. 2 eksi ile 2 artı i 2 kare farkından 4 eksi i kare. Bu eksiyi dağıtırsak eksi 2 artı i bölü 2 artı i gelecek. Buradan 1 bölü z bakın i kare eksi 1'den artı 1 olacak. 5 3 artı i gelecek arkadaşlar. Bölü 2 artı i. Bunu ters çevirdiğimizde z sayısı 2 artı i bölü 3 artı i olacak. Şimdi burayı da bakın 3 eksi ile genişlettiğimizde 2 artı ile 3 eksi i'yi çarpıyorum. 6 eksi 2 i artı 3 i eksi i kare bölü. Bu da 2 kare farkından 9 eksi i kare gelecek arkadaşlar. Z buradan i kare eksi 1'di. 7 artı i bölü arkadaşlar ne gelecek? 10 gelecek. Bunu da şöyle yazabilirim. 7 bölü 10 artı 1 bölü 10 çarpı i'den. Bakın bu reel kısım. Bu da imajinal kısım arkadaşlar. Bunları toplarsak cevap 8 bölü 10'dan 4 bölü 5 yani Edirne gelir. Evet, soru 14. Fx ikinci dereceden bir polinomun grafiği çizilmiştir diyor. Bakın bu x eksenine teğet. Nerede teğet? Eksi 1'de. Yani aslında tepe noktası da eksi 1'e 0 oluyor. O zaman fx arkadaşlar. Bakın baş katsayısı zaten pozitif olacak. Baş katsayısını da 1 kabul edelim. Burada eşitsizlikte önemi olmayacak baş katsayının. O yüzden bunu ben direkt x artı 1'in parantez karesi olarak yazabileceğim. F2x eksi 3 arkadaşlar. Bu da x yerine 2x eksi 3 yazdığımda 2x eksi 2'nin karesi gelecek. Şimdi x artı 1'in karesi bölü 2x eksi 2'nin karesi sıfırdan büyük diyor arkadaşlar. Şimdi bakın kare ifadeler x yerine ne koyarsanız koyun arkadaşlar. Zaten sıfır olmadığı sürece nedir? Pozitiftir. O yüzden burada normalde bütün reel sayılar sağlaması gerekir. Ama bakın burada sıfıra eşit olmadığı için bunu sıfır yapan ve paydayı sıfır yapan değerler bu eşitsizliği sağlamayan değerlerdir. Bunu sıfır yapan değer x artı 1'in sıfır olduğu eksi 1 değeri bir de paydayı sıfır yapan değer x eşittir 1 bu eşitsizliği sağlamaz arkadaşlar. O yüzden bunları sağlamayan değerlerin toplamı da sıfır yani Bursa gelir. Evet, soru 15. Bir dağ yolunun eğimi ile yol üzerindeki toprağın büyüklüğü arasında aşağıdaki bir modelleme geliştirilmiştir diyor. Bakın burada M yolun eğimi, T kum taneciklerin ortalama çapı demiş. Eğimini 0,342 vermiş. Yerine yazalım. Bakın 0,455'i bu tarafa atıyorum. Eşittir 0,113 çarpı log T oluyor. Bakın burası eksi 0,113 geliyor. Burada sadeleştirdiğimizde log t arkadaşlar eksi 1 gelir. Bu da log 10 tabanında olduğu için t eşittir 10 üzeri eksi 1'den. Bunu da nasıl yazarım? 0,1 olarak yazarım arkadaşlar. Demek ki ortalama çapı milimetre cinsinden 0,1 milimetre. Yani doğru cevap Bursa. Evet, soru
16. Bir logaritma grafiği verilmiş arkadaşlar. Buradaki fonksiyonda a, b, c bilinmeyenlerini bulmamızı istemiş. Şimdi bakın x eşittir 3 arkadaşlar logaritmanın içini 0 yapan değerdir. Yani aslında bunun bir asimptotudur. 3 koyduk. 3b artı c eşittir 0 olacak arkadaşlar. Bakın bu x yerine 4 koyduğumuzda sonuç 0 çıkacak. X yerine 4 yazalım. Logaritma a tabanında 4b artı c eşittir 0 olması lazım. Bunun 0 olması için arkadaşlar buranın da 1 olması lazım. Yani buradan 4b artı c'nin 1 olduğu sonucuna varıyoruz. Bakın bunu da eksiyle çarptığımızda aslında b buradan ne geliyor? 1 geliyor. B 1 ise 1 koyduğumuzda 4 artı c 1'den c de eksi 3 çıkıyor arkadaşlar. Bir de bakın x yerine 7 koyduğumuzda ne olması gerekecek? 2. X yerine 7 koyduğumuzda log a tabanında 7b artı c eşittir 2 olacak. Buradan da a kare eşittir 7b artı c. Şimdi 7b b 1'di. 7 çarpı 1 c eksi 3'tü. Buradan a kare 4 a'da ne gelir arkadaşlar? 2. Eksi 2 olamaz. Çünkü taban negatif olamaz arkadaşlar. Bunları topladığımızda 2 artı 1 eksi 3'ten cevap 0. Yani Ceyhan gelir. Evet, soru 17. Bir dizi verilmiş arkadaşlar. Bu dizinin ilk 10 teriminin toplamı sorulmuş. Şimdi bu dizide bakın bunu çarpanlara ayırdığınızda n artı 2 çarpı n artı 1 olduğunu görebilirsiniz. N 2'ye 1 diye. Bir de arkadaşlar bakın aralarında 2 çarpanın işte katsayıları 1 olduğunda ve şuradaki değerlerin arasındaki fark 1 olduğunda ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. Bu basit kesirlere ayırma yöntemiyle yapılabiliyor arkadaşlar. 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n artı 2 olarak yazabilirim. Şimdi ilk 10 terim toplamı diyor. Şimdi birinci terim arkadaşlar 1 yazdım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. İkinci terim 2 yazdım. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. İşte üçüncü terim 3 yazdım. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. Nokta nokta. Bakın 10. terimde 1 bölü 11 eksi 1 bölü 12 gelecek. Dikkat ederseniz bakın bunlar birbirini götürecek. En son 1 bölü 2 eksi 1 bölü 12'den burası 6, burası 1. 6 eksi 1 bölü 12'den cevap 5 bölü 12 yani Adana gelecek. Evet, soru 18 arkadaşlar. Şimdi fx eşittir 3 eksi gx bölü x artı 3 demiş. X'in 0'ın solundaki limiti sorulmuş. Arkadaşlar bakın bunu yazdığımızda aslında şu olacak. Limit x 0'a soldan giderken 3 eksi gx bölü gx artı 3. Şimdi 0'a soldan gidersek burada gx'e de soldan, 0'a da gx için soldan gitmiş olacağız. Bakın 0'ın solu. 0'ın solu 0'dan küçük değerler. 0'dan küçük değerler ne oluyor arkadaşlar? Eksi 3 oluyor. Limit x 0'a soldan giderken gx artı 3. 0 koyduğunuzda 3 olur. Bu da aslında limit x 3'e soldan giderken gx demektir arkadaşlar. 3'e soldan gidelim. Yani 3'ten küçük değerler. 3'ten küçük değerler kaça karşılık geliyor arkadaşlar? 3'e karşılık geliyor. O zaman bu 3 eksi, eksi 3 bölü 3'ten 6 bölü 3'ten 2 yani Bursa gelir. Evet, soru 19. Parçalı fonksiyon verilmiş. Reel sayılarda kaç noktada süreksizdir demiş. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce bakın kesirli ifadeler paydaları 0 yapan değerleri inceleyelim. Buralarda süreksiz oluyor. X kare eksi 4 eşittir 0'dan x artı 2 ya da eksi 2'dir. Ama bakın 0'dan küçük olduğu için zaten artı 2 burada bir tanımsızlık yapmaz. Tanımsızlık yapan o zaman eksi 2'dir. Buradan bakarsak
Bu da arkadaşlar kök 12, yani artı kök 12, eksi kök 12. Bakın bu da 3'ten büyük olacak. Eksi kök 12 zaten negatif bir sayı. 3'ten büyük olamaz. Kök 12, 3 dediğin zaten arkadaşlar kök 9'dur. Kök 12 kök 9'dan büyük olduğu için bu aralıkta vardır. Bu aralıkta bu değer bunu tanımsız yapar arkadaşlar. O yüzden süreksiz olur. Şimdi bir de kritik noktalara bakacağız. Şimdi limit x sıfıra sağdan giderken arkadaşlar sağdan x sıfırdan büyük değerler. Bakın sıfır koydum. 5 oldu. Sıfıra soldan gidersem sıfırdan küçük değerler. Sıfır koydum. Eksi 1, 0, eksi 1 bölü 4'ten 1 bölü 4 oldu. Bunlar eşit olmadığı için arkadaşlar sıfırda da süreksiz olur. Şimdi bir de kritik noktamız 3. 3'e sağdan bakalım. 3'e sağdan 3'ten büyük değerler. 3 koyduk. Arkadaşlar eksi 36 artı 3. Eksi 33. 3 koyduk. 9 eksi 12'den. Eksi 3. 11 geldi. Soldan bakalım. Yani 3'ten küçük olduğu yer. 3'ten küçük olduğu yer burası. 3 koyduk. 6 artı 5'ten 11. Bakın bu eşit olduğu için burada süreklidir. O yüzden sadece 3 tane değer de süreksizdir arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan. Evet, soru 20. Px 4. evreden bir polinommuş. Baş katsayısı 5'miş. Bakın 4 tane de kökü var. O zaman ben Px'i baş katsayısı 5 olduğuna göre, kökleri de 2, 4 olduğuna göre x eksi 2, x eksi 4, x eksi 6 çarpı x eksi 8 şeklinde düşünebilirim. Şimdi bakın arkadaşlar bunun türevini aldığımızda çarpımın türevi de burada 4 tane var arkadaşlar. Yani mesela x eksi 2'nin türevini aldık çarpı diğerleri. X eksi 4'ün türevini aldık çarpı diğerleri şeklinde gideceğiz. Şimdi 6'daki değerini istiyoruz ya, bakın x eksi 6 hariç işte mesela x eksi 2'nin türevini aldık çarpı diğerleri dediğimizde x yerine 6 yazdığımızda mutlaka x eksi 6 çarpanı olacağı için o değerler 0 olacak. O yüzden biz sadece şunun türevini aldığımızda, yani bunun türevi de zaten 1 çarpı diğerleri diyoruz ya. Yani şöyle yapalım. X eksi 2, x eksi 4 çarpı x eksi 8 nokta nokta diğerleri gidiyor. Diğerleri dediğim gibi arkadaşlar 6 koyduğumuzda bakın 5, 4, 2, eksi 2 artı mutlaka içinde x eksi 6 çarpanı olacağı için diğerleri 0 gelecek komple. Buradan da cevap eksi 80 Edirne gelecek. Evet, soru 21. X1'deki türevinin değeri demiş. Alalım arkadaşlar türevini. Bakın ilk önce bunun türevini alıyorum. 2 çarpı x küp eksi 2x üzeri 1 çarpı içinin türevinden 3x kare eksi 2 çarpı ikinci ifade, yani 2 artı kök x artı bu ifadenin kendisi çarpı bunun türevi. Kök x'in türevi de arkadaşlar 2'nin türevi 0 zaten. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'e. Şimdi x yerine 1 yazıyorum. Bakın 1 yazdım. 1 eksi 2, 3 eksi 2, 2 artı kök 1, 1 olur. Artı 1 yazdım. 1 eksi 2'nin karesi çarpı kök 1, 1'dir. 1 bölü 2. Eksi 1, 1, eksi 2, 3 daha eksi 6 olacak. Bu da artı 1 bölü 2. Bu da işlemi yaptığımızda arkadaşlar eksi 11 bölü 2'den Bursa gelir. Evet, soru 22. Fx eğrisinin en küçük eğimli teğetinin denklemini sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın türevini aldık. 6x kare eksi 24x artı 3 geldi. Şimdi bunun en küçük değerini istiyor arkadaşlar. Bakın bu fx, f'in türevi neydi? Eğimi veriyordu. Bunun en küçük değeri. O zaman bunun da türevini alırsak arkadaşlar ne gelir? 12x eksi 24. Bunu sıfıra eşitlediğimizde demek ki en küçük eğimli teğeti hangi noktasındaki? 2 noktasındaki arkadaşlar. Türev değeri bize eğimi verecekti.
X yerine 2'yi koyduğumuzda arkadaşlar ne gelecek? F türev 2 24 eksi 48 artı 3'ten eksi 21 gelecek. Demek ki en küçük eğimi eksi 21 arkadaşlar. Apsis 2 apsisi noktasında olacak. Şimdi apsisi 2 ise fonksiyonda yerine yazacağım tabii. Hangi noktada teğet olduğuna bakacağım. Burası 16 eksi 48 artı 6 artı 5'ten arkadaşlar 2'ye eksi 21 noktası olacak. Yani o zaman eksi 21 eğimli ve bu noktadaki teğetini soruyor bize. O da arkadaşlar y eksi eksi 21 eşittir. Eksi 21 çarpı x eksi 2'den y artı 21 eksi 21 x artı 42'den y eşittir. Eksi 21 x artı 21 gelir. Yani doğru cevap deniz. Evet. Soru 23 arkadaşlar. K ve M integralleri verilmiş. M'nin K cinsinden eşiti. Şimdi K'yı çözelim. Bakın x artı 2'nin integrali x kare bölü 2 artı 2x 2'den 7'ye gelecek arkadaşlar. 7 koyduk. 49 bölü 2 artı 14 eksi 2 koyduk. 4 bölü 2 artı 4. Buradan arkadaşlar K, bakın 49 bölü 2'den 4 bölü 2 çıkarırsa 45 bölü 2 artı 10'dan K 65 bölü 2 gelecek arkadaşlar. M'ye bakalım. M'de 3 eksi x'in integrali 3x eksi x kare bölü 2. Bu da 7'den 2'ye. M'yi yazalım. 2 koyduk. 6 eksi 4 bölü 2. Bakın 2 koyduk. 6 eksi 4 bölü 2 eksi 7 koyduk. 21 eksi 49 bölü 2 olacak. Buradan da M arkadaşlar, bakın eksi 21 eksi 4 2 4 eksi 17 artı 49 bölü 2 gelecek. M de buradan eksi 34 15 bölü 2 yapacak arkadaşlar. Bakın K ile M arasındaki farka bakarsak K eksi M 65 bölü 2'den 15 bölü 2 çıkarsak 50 bölü 2'den 25 gelir. Demek ki M arkadaşlar yer değiştirdiğimizde K eksi 25 eşit olur. Yani doğru cevap A'da. Evet, soru 24. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir diyor. Buna göre bu integralin sonucu. Arkadaşlar bakın ikisinde sınır değerleri aynı olduğu için aslında bu 3'ten 5'e f'in türevi x. Bakın bunu da x'e çarptığımızda eksi fx bölü x kare dx'tir. Ve arkadaşlar tabi bu ifadeyi tanıdık olmanız lazım. Yoksa biraz zor görürüz. Fx bölü x'in bu türevidir arkadaşlar. Fx bölü x'in türevini aldığınızda bu ifadenin ne olduğunu görebilirsiniz. O yüzden bunun sonucu türevinin integralinden fx bölü x gelir. Bu da 3'ten 5'e. Bu da ne olur arkadaşlar? F5 bölü 5 eksi F3 bölü 3 demektir. F5'e bakıyoruz. 5'e karşılık gelmiş. Yani 5 bölü 5 eksi F3'e bakıyorum. 1'e karşılık gelmiş. 1 bölü 3. Yani 1 eksi 1 bölü 3. 3 ile genişlettik. Cevap 2 bölü 3'ten Edirne gelir. Evet, soru 25. Bir mühendis nehrin üzerinden geçecek şekilde bir köprü tasarlamış. Bu köprünün alt ve üst sınırları parabolikmiş. Mühendis köprü planı için bir birimi 1 metre kabul ederek aşağıdaki çizimi yapmıştır diyor. Köprünün yan yüzeylerinin kaplanması için kullanılan malzemenin metrekare fiyatı 12 TL'ymiş. Şimdi arkadaşlar tabi burada bakın eksi 3'ten 3'e integral alacağız. Bu alan üsttekinden yani eksi x kare bölü 3 artı 12'den bunu çıkartacağız. O da eksi ile çarptığımızda bu gelecek. Burayı düzenlersek eksi 3'ten 3'e bakın 2x kare bölü 3 artı 3 dx olacak. Bunu da integralini alırsak x küp bölü 3 aşağıda da 3 var. 2x küp bölü 9 artı 3x
Eksi 3'ten 3'e gelecek arkadaşlar. Bu da bakın şimdi 3 koyduk. 27 bölü 9 3. 3 ile 2'yi çarptık 6. 3 koyduk 9 oldu arkadaşlar. Eksi. Eksi 3 koyarsak eksi 27 bölü 9 eksi 3. 2 ile çarptık eksi 6. Eksi 3 koyduk eksi 9 oldu. Buradan da arkadaşlar integral 30 gelir. Yani 30 metredir arkadaşlar. Metre kare olur. Metre kare fiyatı 12 liraymış. O zaman 30 çarpı 12'den cevap 360 TL yani Denizli gelir. Evet. Soru 26. Bakın. AD kenar ortayı verilmiş. BD DC'ye eşit. AD ile CE eşit. Arkadaşlar şurada şöyle EC'ye bir paralel çekersem, bakın 90-90 yöndeş açı. EC 2 birimse arkadaşlar burası 1 birim olur. AD de 2 birim olur. Bakın burada şuraya K dersem AKD üçgenine baktığınız zaman hipotenüs 2 burası 1. Demek ki bu 1. 30-60-90 üçgeni olur arkadaşlar. 90-30 burası 60. Alfaya da 180-60'dan 120 derece kalır. Yani Ceyhan. Evet. Soru 27. Evet. Bakın bir katlama sorusu. DC'den katlanmış B noktası üçgenin ağırlık merkezine karşılık gelmiş. Arkadaşlar bakın bu katlanan BD DG'ye karşılık gelecek. DC'de GCB'nin açıortayı olacak. Şimdi bakın burası da 12. Şimdi ben bunu uzatıyorum. Uzatıyorsam bu bir kenar ortaydır madem ağırlık merkezi. Şurası K'ya 2K. GC arkadaşlar BC'ye karşılık gelecek. Bu da 2K olacak. Şimdi şuraya A diyelim. O zaman burası da 12 artı A olacak. Bakın şuradaki üçgende açıortayı kullanırsam kollardaki oran bakın 3K'ya 2K oranı, ayaklardaki oran A'nın 12'ye oranı olacak. Buradan içler dışlardan A 18 gelecek arkadaşlar. A 18 ise bakın X dediğimiz şey A artı 12 artı A'ya karşılık geldi. Buradan da cevap A'yı yerine koyduğumuzda 48 yani Bursa gelecek. Evet soru 28 arkadaşlar. Bakın bir ABC üçgeni verilmiş. Üçgenin yükseklikleri verilmiş. Dikkat edin. O zaman arkadaşlar bakın bu da yükseklik olmak zorunda. Şimdi buradan açıları yerleştirelim. 90, 45, 45 olacak. Buraya 15 kalacak. 90, 45 bakın bu açıda 45. 90, 30 burası 60'dan 15 kalıyor. 90, 60 bu da 30 oluyor arkadaşlar. Bakın buradaki küçük 45, 45'e dikkat ederseniz 45'in karşısı 16 ise 90'ın karşısı 16 kök 2 ve 30, 60, 90'a dikkat edersek 90'ın karşısı 16 kök 2 ise 30'un karşısı 16 kök 2'nin yarısından cevap 8 kök 2 yani Edirne gelecek. Evet arkadaşlar deneme 6 29. soruyla devam ediyoruz. A ve B merkezi 10 cm ve 6 cm yarıçaplı iki demir tekerlek birbirlerine ve D doğrusu şeklindeki yol teğet olacak şekilde yapıştırılmış. Bu tekerleklerin üzerine bunların ikisine de teğet olacak şekilde O merkezi bir demir tekerlek yerleştirilecektir diyor. Bu tekerleğin devrilmeden durabilmesi için yarıçapı en çok kaç cm olmalıdır diyor. Aslında arkadaşlar burada şöyle düşünmemiz gerekecek. Bakın tekrar çizeyim. Arkadaşlar bu üçüncü tekerlek bak şöyle olacak ve bunların merkezleri arkadaşlar şuradaki B merkezli çemberin teğet olduğu noktayla doğrusal olacak arkadaşlar. Çünkü bunun merkezi bu tarafa kaydığı an arkadaşlar bu tekerlek düşmüş olacak. Şimdi bakın burası 10, burası 6. Bunların merkezlerini birleştirdim. Burası 10, burası R. Buna R dedik. Burası 6. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bakın burası da 16'dan ne gelecek?
16 gelecek. Şimdi şu uzunluğu bulmak için şuradan çektim. Şurası 6, burası 4. Şuraya x dersem Pisagor'dan x'in karesi artı 4'ün karesi eşittir 16'nın karesi yapacak. Buradan x kare 256, 16 çıkarırsak ne kalacak? 240 kalacak arkadaşlar. Şimdi yukarıdan da tamamlıyorum. Bakın burası zaten x'ti. Burası 12 artı r. Şu uzunluk 12 artı r, 10 çıkarırsak arkadaşlar 2 artı r kalacak. Buradan da Pisagor yaptığımızda şuradan yapalım. X kare artı 2 artı r'nin karesi eşittir 10 artı r'nin karesi yapacak arkadaşlar. Bakın onu da şuradan yapıyorum. X kare zaten 240'tı. Bunu açıyorum. 4 artı 4r artı r kare 100 artı 20r artı r kare yapacak. R kareler gidecek. Buradan 140 144 olacak. 4r'yi bu tarafa attığımda 16r, 144'ü de 16'ya bölersem cevap 9. Yani Ceyhan gelecek. Evet, soru 30. Bir yamuk, açılar verilmiş arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Bakın üstten AD'ye paralel çekiyorum. Bir paralel kenar. Burası 4, 6. Açıyı da buraya taşıyorum. Buradan da arkadaşlar CB'ye bir paralel çiziyorum. Yine paralel kenardan burası 7, 6. Bu açı da buraya geliyor. 48 ile 42'nin toplamı 90'dan. Bakın burası 90. Ve burada bir sizin bildiğiniz muhteşem üçlü özelliği 6, 6. 90'dan geldiği için bu da 6 olacak arkadaşlar. Doğru cevap C. Evet. Soru 31. Dik koordinat sisteminde C 3,9 OA ile OB birbirine eşit olduğuna göre B noktasının ordinatı arkadaşlar. Yani buralar 45'er derece olur arkadaşlar. Dik kenarlar eşit olduğuna göre. Bakın çektim. Burası 3. Burası 9. Burada bir tekrar 45-45-90 üçgeni. O zaman burası da 9 olacak. OA 12 olduğuna göre OB de 12 olacak. Yani B'nin ordinatı arkadaşlar 12 gelecek adam. Evet. Soru 32 arkadaşlar. Bir kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninde biliyoruz ki karşılıklı açılar toplamı 180'dir arkadaşlar. O yüzden bu açı 180 eksi alfa olur. Bakın buraya x deyip iki tane kosinüs teoremi yapacağım. Şimdi x kare ne olacak? 5'in karesi 4'ün karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 4 çarpı kos alfa olacak. Buradan yazarsam arkadaşlar 2'nin karesi 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kos 180 eksi alfa olacak. Bakın kos 180 eksi alfa eksi kos alfadır. Bunları birbirine eşitleyeceğim. Şurayı düzenliyorum. 5'in karesi 4'ün karesi 41 geliyor. Eksi 40 cos alfa eşittir. 9, 4 daha 13. Bakın eksi eksi artı 12 tane cos alfa olacak. 13'ü bu tarafa attım. 28. 40'ı bu tarafa attım. 52 cos alfa. Cos alfayı yalnız bıraktım buradan. 28 bölü 52'den. 4'e bölersek arkadaşlar cevapta 7 bölü 13 yani Bursa gelir. Evet, soru 33 bir çeyrek daire sorusu arkadaşlar. O merkezli çeyrek çember. Bakın dikkat edin. Yarı çapı 10. Buradan bir yarı çap çizersem arkadaşlar burası 10 olacak. Ve dikdörtgen olduğu için köşe 90 ve burada bir 6-8-10 üçgeni oluşacak. DE 6 ise OC de 6. Burası da çeyrek çemberin yarı çapı 10 olacaktı arkadaşlar. X'e de 10-6'dan 4 yani Denizli gelecek. Evet, soru 34. Cos 40x ise cos 335 çarpı cos 65. Arkadaşlar bakın 4. bölge. 4. bölgede kosinüs artıdır. Bunu 360'a tamamlarsak
kosinüs 25 olur çarpı, bunu da arkadaşlar bakın sinüse çevirirsek birinci bölgede artı olduğu için bu da direkt 90'a tamamlıyoruz bunu. 65 90'a tamamlarsak sin 25 gelir. Bakın burada da bunu 2 ile çarpıp 2'ye böldüğümde sinüsün yarım açı formülünü göreceğim. Bu da arkadaşlar sinüs 50 bölü 2 gelecek. Sinüs 50, bakın bunu tekrar kosinüse çevirdiğimde 90'a tamamlarsam cos 40 olacak. Cos 40 bölü 2'den. Cos 40 da x'ti. Cevap da buradan x bölü 2, yani Ceyhan gelir. Evet. Soru 35 arkadaşlar. Kosinüs 6x bölü kosinüs 9x 1'e eşitmiş arkadaşlar. Bu şu demek. Kosinüs 6x cos 9x'e eşit demek. Şimdi bakın kosinüs x kosinüs 360 eksi x'e eşittir arkadaşlar. Birinci ve dördüncü bölgede. O yüzden şu iki açının toplamına bakarsanız kosinüslerin birbirine eşit olduğunda toplamı ne yapıyor? 360 derece yapıyor. O zaman bu ikisinin toplamı, yani 15x ne yapmalı? 360 derece. Bu da arkadaşlar 24 dereceye karşılık gelir. 24 derecede arkadaşlar, bakın bunu şıklardan görebilirsiniz. Pi yerine 180 yazın. 180 bölü 15 12. 2 ile çarptığımızda 124 gelir. O yüzden doğru cevap Bursa gelir. Evet. Soru 36. Analitik düzlemde 3 tane nokta verilmiş arkadaşlar. Bakın şöyle çizelim. Şimdi B noktası 8'e 11. İşte şurada bir nokta arkadaşlar. A noktası 3'e 4. Bakın o da burada bir nokta. Şimdi C noktası, dikkat edin arkadaşlar, ordinatı sabit. Yani 2, Y ordinatı 2. O zaman şurada Y eşittir 2 doğrusunu çizersek arkadaşlar, C noktası burada bir yerde. Şimdi BC eksi AC'nin en büyük olmasını istiyor arkadaşlar. BC eksi AC'nin en büyük olması için bizim bunları doğrusal almamız lazım. Çünkü BC'den AC'yi çıkarırsak AB'ye eşit olur arkadaşlar. En büyük değeridir bu. Diğer türlü BAC noktaları üçgen oluşturup BC eksi AC değeri AB'den küçük kalır. O yüzden bu 3 noktayı arkadaşlar doğrusal alacağız. Doğrusallıkta da eğimleri eşitliyorduk. Bakın A ile B'den eğim yazarsak 11 eksi 4 bölü 8 eksi 3. B ile C'den eğim yazalım. 11 eksi 2 bölü 8 eksi n. Bunlar birbirine eşit olur. Bu da 7 bölü 5 eşittir 9 bölü 8 eksenden. İçler dışlardan 56 eksi 7'den 45'ten 11 eşittir 7'den. N de buradan arkadaşlar 11 bölü 7, yani Bursa gelir. Evet, soru 37. O1 ve O2 merkezli bakın bir arabanın tekerlekleri verilmiş. AB 24 santim, O1 O2 25 santim diyor. Bakın şuradan şöyle çektik. Buradan böyle çektik. Bunu şuradan yukarı tamamlarsak, bir dikdörtgen yaparsak arkadaşlar, AB 24 santim. O zaman burası 24. Bakın tamamı R2. O zaman şu araya ne kalacak? R2 eksi R1 kalacak. O1 O2'yi de 25 vermiş. Buradaki dik üçgene dikkat edersek 7 24 25 üçgeni olduğundan R2 eksi R1 arkadaşlar ne gelir? 7 gelir. Mutlak değer 7 de 7 çıkar. Doğru cevap Deniz. Evet. Soru 38, bir çember analitiği sorusu. Denklemi bir çember denklemi belirttiğine göre K kaç farklı doğal sayı değeri alır demiş. Arkadaşlar bakın şöyle bir formülümüz vardı. D kare artı E kare eksi 4F arkadaşlar. Denklem belirttiğine göre sıfırdan büyük olmalıydı. D dediğimiz sayı X'in katsayısı arkadaşlar 1. E dediğimiz sayı Y'nin katsayısı. F de sabit sayıydı. Şimdi bunu yapıyorum. 1'in karesi artı 2'nin karesi eksi 4K sıfırdan büyük olacak. Bu 5 büyüktür 4K'dan arkadaşlar. Doğal sayı diyor. K'ya ya 0
ya da 1 verebilirim. O yüzden doğru cevap 2, yani Bursa gelir. Evet, soru 39. Taban ayrıtları 4 kök 2 santim olan, yanal ayrıtları 5 santim olan kare dik piramidin hacmini soruyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir kare dik piramit çizelim. Bakın taban ayrıtları 4 kök 2'ymiş. Yanal ayrıtları da 5'miş arkadaşlar. Şimdi taban alanı belli. Şimdi bunun yüksekliğini bulacağız. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın. Karenin köşegeni 4 kök 2'nin kök 2 katından 8 gelir. Şimdi buralar da 5. O zaman yükseklik tam bunun ortasına iner arkadaşlar. Taban, bakın köşegen 8'di. Şurada bir dikkat edin. 5, 5 ikizkenar üçgenden burası 4 olacak. O zaman yükseklik de 3, 4, 5 üçgeninden 3 gelecek. Hacim de arkadaşlar taban alanı 4 kök 2'nin karesi, yükseklik 3, piramit olduğu için 3'e bölüyoruz. Cevap da buradan 32, yani Edirne gelir. Ve testin son sorusu arkadaşlar. Soru 40. Şimdi yarıçapı 10 cm olan AB çaplı küre biçimdeki bir kap içinde x cm yüksekliğinde bir miktar su vardır. Bu kürede çapın A ucu şekildeki gibi su seviyesindeyken B ucunun yerden yüksekliği 16'dır diyor. Buna göre yani şunu söylüyor arkadaşlar. Bakın şu yükseklik neymiş? 16'ymış arkadaşlar. Dikkat edin, burası 10. Şurası da dik olacak. Burası x. Yarıçapı 10 santim olan AB çaplı küre biçimindeki bir kap içinde x yüksekliğinde bir miktar su vardır diyor. Bu kürede çapın A ucu şekildeki gibi su seviyesindeyken B ucunun yerden yüksekliği 16 santimetre diyor. Yukarıdaki verilere göre x kaç santimdir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle dik indirdiğimizde burası ne yapacak arkadaşlar? 2 eşit parçaya bölünecek. Burası bakın 16 eksi x, bu uzunluk 16 eksi x'in yarısı olacak arkadaşlar. Ve bakın şurası da x. Şu an dikkat ederseniz burası da yarı çap olacak. Yani 16 eksi x bölü 2 artı x eşittir 10 gelecek. Buradan da 16 eksi x artı 2x, 2 ile genişlettik 20. X de buradan arkadaşlar ne olacak? 4 gelecek. Yani doğru cevap Denizli.